Milo'yla hepinize merhaba. Evet. Biz şimdi bugün temizlik yaptık. Onu zaten bu videodan önce izlemiş olacaksınız. O yüzden şimdi bu video akşam Milo olacak. Gideceğim. Evet, şimdi markete gidiyoruz. Oradan da annemlere geçeceğiz. Marketten şey alacağım, pizza falan alacağım. Bu arada yeni araba aldık arkadaşlar. Bu araba zamanında gelseydi Ezgi'ye gidebilecektik. İşte biz bu arabayı bekliyorduk ama maalesef araba zamanında elimize ulaşmadı, yani İstanbul'da elimize ulaşmadı. Sattın mı? Aldım anneciğim. Zamanında elimize ulaşmadığı için zamanında da buraya gelemedi. Çok karanlık oldum şu an. O yüzden de İstanbul'a gelemedik maalesef. Evet, şimdi aydınlandım. Arada kararıyorum. Şurada ışığı yaksam rahatsız olur musun? Öyle yani. Arabanın içini göstereyim. Biz çok beğendik. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin inşallah. Böyle. Arabanın markası da aşkım. Renault Clio. Renault Clio diye bir araba markası arkadaşlar. Böyle bir araba yani. Dışarıdan da gösteririz sizlere. Bu da yeni arabamız. Eğer satılmazsa aynı suya koltuk alırız. Bundan sonra koltukta kemerli bir şekilde oturur. Ondan sonra artık bana demezsiniz, Aymios'u niye kemer takmıyor, Aymios'u niye arkada kemersiz oturuyor. O iş arabası olduğu için arka koltuk dolu oluyordu. Maalesef oraya araba koltuğu koyamıyorduk. Ama artık kızımıza bir araba koltuğu alabiliriz. Daha doğrusu araba koltuğu almayacağım da daha farklı bir şey alacağım. O zaman onu da sizlerle paylaşırım zaten. Arabanın da dışını gösteririm. Kısaca ilgilenenler için söyleyebilirim. Biz, bu araba Opel değil. Renault Clio. 2016 model. Kaç kilometrede? 25.000 kilometrede. Ve kazası falan da yok, değil mi? İlgilenenler için söyleyebilirim. Arabanın dıştan görüntüsü de bu şekilde. Böyle. Şu an çok kirli gerçi ama böyle bir araba arkadaşlar. He? Kimin bu araba? Kimin bu araba Almila? Almila'yı aldık değil mi Almila? Kimin Almila bu araba? He? Kimin bu araba? Kimin arabası? Kimin? Kimin? Bu araba kimin? Kimin? Benim. Baba. Hı? Bizim. Hadi. Arabayı mı? Çık abi ya. Nasıl gidiyor mu? Ya gidiyor ya. Kaç model? 1.5. İyi mi abi? Hı hı. 25 bin de. Yüzü var mı? Yok. Gel Almila, biz içeri girelim. Güzel. 2016 model araba ya. Ben en kötü arabaları elimle atar edip atar. Burada var bir tane Şimdi burada bisiklet olur mu ya burada? Hadi gel. Sen beni özlemedin mi, gelmedin? Makası nerede buldun, o ne? Evde. Ne makası aldın kızım, gel. Şimdi annemlerden çıktık. Aşağı merkeze doğru böyle bir tur atıp eve gideceğiz. Saat 9.30. Annesi 10.30'da uyuyor biliyorsunuz. Böyle birazcık dolanmış oluruz dedik. Bugün temizlik yaptığımız için hiç aşağı inmedik. Burası böyle yalı kahvesi denilen yer. Çay bahçelerinin olduğu bölüm. Boydan boya burası böyle çay bahçesi. Göstereyim size biraz. Buralarda otellerin olduğu yerler. Zaten videolarımda da vardı. Burası böyle boydan boya otel arkadaşlar. Yazın geldiğinizde buralarda kalabiliyorsunuz. Şurası kale. Şurası. En üstünde yazın şu ışıkların yandığı yerler var ya, nokta nokta. Orada canlı müzikler oluyor ve güzel oluyor. Ve burada da meşhur köfteciler var.
Şurası da genelde içki içilen yerler. İçkili restoranlar falan. Daha meyhane tarzı yerler. Bilmiyorum. İskele Caddesi. Değil işte. Aynen. Şurada şu kamyon olduğu yerde. Boydan boya şurası İskele gördüğünüz gibi. Burası da böyle bir boydan boya ışıklandırılmış çay bahçelerinin olduğu. Yazın buralarda gezi tekneleri falan oluyor. Boydan boya gezi tekneleri oluyor burada şimdi. Havalar soğuduğu için yok tabii ki. Burası da Aşıklar Caddesi. Şu an döndüğümüz yer Aşıklar Caddesi. Şurası da boydan boya. Burası Aşıklar Caddesi. Evet aşkım, hava karardı. Anne, o zaman nasıl istiyor? Tamam. Nasıl tamam? Tamam. Hala çok boş değil yani, böyle aktif, hala kalabalık var yani. Öğrenciler geldiği için, evet, şu an tatil için gelen herkes gitti ama öğrenciler var. Operasyon tamamdır. Amilasıyı uyuttum şimdi. Bir montaj yapmam gerekiyordu, onu yaptım ve şimdi artık annesi uyudu çünkü saat 10:20 geçiyor ve artık onun uyku saati. Zaten yatağa yatar yatmaz hemen uyudu. Şimdi güzelliğine bakın, güzel kızım benim. Uyurken daha bir tatlı oluyorlar, masum oluyorlar. Artık gidelim. Şimdi Nescafe yapacağım. Ben bu bardağı yapacağım. Bunu çok seviyorum. Halise de bu bardağı yapacağım. Yani çok Nescafe tüketmiyorum. Biliyorum çok zararlı ama şu an evde hiçbir içecek yok ve canım işler içmek istiyor. O yüzden böyle kendime yarımdan az yapacağım. Zaten onun hepsini de içemem. Halise de cappuccino içecek. Böyle evde cappuccino vardı. Onu istedi. Bir tane dizi var. Onu izliyoruz bu ara. İsmini şu an hatırlamıyorum. İçeri gidince bakacağım. Kız bir hastalığa tutuluyor falan böyle. Çok değişik bir dizi. Ben geçen hafta çok ağladım onu izlerken. Bu hafta yeni bölümü varmış. Ona bakıyor şimdi Halise. Genç bir kız. Böyle beyin hücrelerini mi küçülüyor? Öyle bir şey falan diyordu. Dizi ben çok hatırlamıyorum ama aranızda izleyenler varsa ismini söyleyince hatırlar zaten. Şimdi karıştıralım. Orada bugün annemler köye gitmişlerdi. Babamın köyüne. Orada bizim evin arkasında ayva var. Onları toplamış annem ve bu ayva reçeli yapmış. Ayva reçeli de güzel olur. Böyle koydum. Biraz soğusun. Dolaba kaldıracağım. Güzel silip. Sadece yarın, yarına çok bir işim yok ama sadece şey var. Çamaşır. Çamaşır bitmiyor. Çok fazla çamaşır var. Onları halletmem lazım. Bir de tekrar evi şöyle bir süpürüp silerim tabii ama öyle çok tabii beni yoracak şekilde olmayacak. O yüzden sadece çamaşır işim var. Çamaşırları yatak odasına attım. İnanın evde çamaşır atacak yer yok. Misafir odasına asıyorum, çok kokuyor. Annesinin odasına asıyorum, kokuyor. Bizim odaya astım bugün, yatak odasına. Camı da boydan boya açtım. En azından dedim hani hava girsin. Bilmiyorum, bu işe bir çözüm bulmam gerekiyor ama nasıl bir şey yapacağım? Benim de hiçbir fikrim yok. Annesi büyüdükçe çamaşır daha çok çıkıyor. Bebek gelecek, onun çamaşırları çıkacak falan derken nerede kurutacağım hakkında hiç fikrim yok. Şimdi şunları bir götüreyim ben. Dizinin adı 1 litre gözyaşıymış. Böyle karamüya vardı evde. Onu da koyacağım. Başka da bir çerez kalmamış. Bizim sevdiğimiz. Gerçi gofret var. Eşim onu sever. Koyabilirim. Gofret yer. Kaç tane de gofret koyuyoruz. Montaj yapmam lazım. Ama bilgisayarım beni sinir etmeye başladı.
Bu bilgisayar beni biraz daha götürmesi gerekiyor ama sanırım götürmeyecek. Ne olacak bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok anlayacağınız. Ama çok aşırı yavaşladı bilgisayarım. Ve montaj yapmak beni çok zorluyor artık bu bilgisayarla. Aslında bilgisayarım çok iyi bir bilgisayar. Yani 9 yıllık bir bilgisayar ama çok eski olmasına rağmen iyi bir bilgisayar yani. Kötü bir bilgisayar değil ama beni çok fazla zorluyor. Hadis de üstünü değiştirmeye gitti. Eşortmanlarını giyecek. Hop. Şöyle. Şu sayfalar çok güzel oluyor. Böyle içeri giriyor ya. Çok rahat oluyor. Evet. Biraz keyif zamanı. Bugün yeterince yorulduk bence. Yarın rutin işler artık. Büyük işleri hallettik. Artık keyif yapabiliriz. Aynı da uyuduğuna göre. İzlediğimiz dizinin yeni bölümü değilmiş arkadaşlar. Yeni dizi yazıyor sanırım. Daha önce yayınlandı. Bugün tekrarı vardı galiba. Yanlış bilgi vermeyeyim. Ay diye bunu söylemek istedim. Şimdi reklamlara girdi. Ben de bilgisayar başına oturdum çünkü bir yandan da montaj yapıyorum. Bir yandan da dizi izliyorum. O yüzden tekrar bilgisayar başına geldim. Birkaç işim var. O reklamdayken ben de onunla ilgileneceğim. Malzemem bitmiş maalesef. Bittiğini bilmiyordum. Bitmedi mi hala? Benim istedi ya. Aha. Niye bitsin ki? Ama saat geç oldu. Tekrar mı? Annesi kim mi öğrendi? Çoktan zengin anne. Çok mu zengin? Babasıyla annesi ayrı mı? Saat şu an 1 ve artık bu videonun sonuna geldik. Ben de bu videonun montajını yapacağım. Ayaklarımı uzatarak dinlenerek yapacağım. Burada yapacağım. Normalde hep balkonda yapıyordum. Ama bu akşam burada bitireceğim. Akşam video daha önce hiç çektim mi hatırlamıyorum ama kanalımda ilk defa sanırım sadece akşamı içeren bir video var diye düşünüyorum. Hiç hatırlamıyorum eskiden çekip çekmediğimi. Ama bu tarz akşam vloglarını severseniz aşağıda yorumda benimle paylaşırsınız. Daha çok bu şekilde akşam vlogu çekebilirim. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler. Hoşça kalın.